tabak kilidi sensörü var. Şurada ne var? Açma kapama düğmesi, anahtar. Ondan sonra şu kabloları şuradan bakalım ne var? Üstte tek morlu, altta çift morlu. Switch var burada sadece. Çekiyorum. Geldi. Ark yapmış zaten. Kararmış biraz görüyorsunuz. Bunu buradan aldım. Burada ise şurada kahverengi kablo. Yanında mavi kablo. Mavinin altında mor. Arktan mıdır yoksa sulu buharlı bir yer olduğu için oksitlenme mi? Tam da çözemedim onu. Yanında da siyah kablo var. Bunu da burada alıyorum. Ondan sonra şurada bir cırt var. Onu yan keskiyle keseceğim. Sonra burada bakalım soketli mi? İnşallah soketlidir bu parçalar. Şu ince kabloyu şuradan tırnağından aldım. Şu güzergahtan. Buradan çekiyorum. Giriyor mu? Geldi. Mor var şurada. Bu moru çekiyorum. Çektim geldi. Son bir soket kaldı. Hadi oğlum sen de gel. Yukarı yanak şöyle bu tarafa doğru çekince geldi. Şimdi bu anahtarı dağıttık kazayla. Bakalım toplayabilecek miyiz? Allah yardımcım olsun Allah. Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videoda bildiğiniz üzere bir tane bulaşık makinesinde arıza vardı. Fitili bozulmuştu. Fitilini değiştirmeye başlamışken makineyi de temizleyeyim diye her tarafını söküp dağıtmıştım. Bulaşık makinesinin içini görmek isteyenler, fitil değişimini öğrenmek isteyenler bir önceki videodan izleyebilirler. Makineyi dağıtırken şöyle bir durum oluştu. Ben anahtarı sökeceğim diye yerinden. Çünkü plastiğini temizlemek istiyordum. Bu açma kapama anahtarı. İşte önce ön taraftan şu parçayı anahtar üstündeki plastiği alıp şu şekilde. Sonra şuradaki tırnaklardan bastırıp plastik kasasından ön çerçeveden kurtarmam gerekiyordu. Tabii ben bunları sonradan öğrendim. Ben ilk önce arka tarafta şu bölgeyi anahtar sanıp hani anahtarın tamamı zannedip şuradan kaldırdım. Şöyle. Sonra pat diye her şey dağıldı. Aynen böyle oldu. Yani çok iğrenç bir durum. Sonrasında da ben bunları toplamak için çok düşündüm, çok uğraştım. İnternette bu tip anahtar içlerini anlatan şeyler de yok. Görseller de yok, video da yok. Hani çok önemli bir parça olmadığı için belki 3 liraya 5 liraya bulabiliyorsunuz. Ama orijinali bunun şu an 20 ile 30 lira arasında değişiyor. Ki hadi yenisini bulduk, ondan da vazgeçtim. Şöyle bir durum var. Acil toplamanız gerekti. Acil çalıştırmanız gerekti. Ya da bulunduğunuz ilçede servis yok, bulamıyorsunuz gibi sorunlar var. Veya eski bir model makineniz var. Aynı anahtardan bulamıyorsunuz. Şimdi bunu toplamak için ben ne yaptım onu anlatacağım size. Nasıl toplayacağız? Genelde bu tip anahtarlarda bakın şurada kontaklar var. Şöyle odaklasın. Kontağı görüyorsunuz. Metal kontak. Buradaki kontak yine karşı taraftaki kontağa değmesi gerekiyor. Biz zaten bunu biliyoruz. Bu da şöyle bir aşağı yukarı inme çıkma hareketi yapacak. Yapması gerekiyor. Bu temas halinde. Ben düşündüm ki şu yay şöyle altında olur, sıkıştırır. Anahtara bastığımda sıkı bir kuvvet uygular, havada kalır. Bir bastığımda da ileri gider. Devreyi tamamlar, kapatır diye düşünüyordum. Çok da umduğum gibi olmadı. O şekilde tutturamadım. Çünkü çok sert bir yayı var. Bir de ondan sonra ne yapmaya başladım? Şöyle ciddi ciddi derin bir nefes aldım. Öğrencilerime de verdiğim bir yöntemdir bu. Bunu aldıkları zaman derin bir nefes alın. Şöyle bir gevşeyin. Sakin sakin adım adım ilerleyin şeklinde. Sonra baktım. Parçaları incelemeye başladım. Şu iki parça birbirinin aynısı değil mi? Burada hemfikiriz. Kontaklar da burada. Bunu bu şekilde ayırdım. Yaylara baktım. 3 tane yay var. 3 yayın ikisi farklı. Burada bir yay varsa arkadaşlar mantıken bu yayların sabit kalmasını sağlayacak bir de ne olması lazım? Yayların tutacağı bir yatak olması lazım. Ondan sonraki işim bu yaylara yatak aramak oldu. Sonra öncesinde de burada kontaklar olduğu için bunları doğrudan şöyle bakın şu tırnaklar var kenarda. Bunların da gireceği bir yatak olması lazım ki bunun ekseni etrafında ne yapacak? Bu dönme hareketini yapacak. Ondan sonra bu da kontak hizasına denk geleceği için
Bunu şu şekilde bunları şu şekilde yerine oturtturdum. Burada bir sıkıntı olmadı. Bu işin en basit yanı oldu. Ondan sonra kontaklar birbirine değecek şekilde bu şekilde yerleştirdim. Ben ilk etapta yayı şu kontağın şu diğer tarafıyla plastik kasa arasında olur diye tahmin ediyordum. Şu sürgüde gidip geldikçe şuradaki metale çarpıp bastırır, havaya kaldırır diğer aktif olan konta. İleri götürdüğünde de yay gerdirir, işte kurtulur gibisinden bir şeyler düşündüm. Öyle olmadı tabii ilk önce. Yani tutturamadım o şekilde. Sonra burası böyle tamam. Şunu şöyle kenara koyayım. Sonra yaylar için yer aramaya başladım. Şu parçayı incelerken şurada tam da yaya göre bir pin gördüm. Ya burada bir yay olmalıydı. Çünkü niye dersiniz? Yayın geçebileceği, kaçmasını, sıçramasını engelleyeceği bir kanal var. Ve orası da farklı bir yer olduğu için 3 tane yayım vardı. 2 tanesi aynı, bir tanesi farklıydı. 2 tanesi aynı olan mantıken şu metal kontaklarda kaç tane? 2 tane burada kullanılacak diye düşündüm. Ondan sonra mantık çerçevesinde. 3. yayımı aldım. Bunu buradaki yerine koydum. Şu şekilde. Ama bunun burada olmasının değil mi? Hiçbir mantığı yok. Ne gerdirecek bunu? Bunun bir karşılığı olması lazımdı. Ondan sonra bunu şu parçayı, aparatı incelediğimde şurada plastik bir düz bir çıkıntı olduğunu gördüm. Kızak gibi. Böyle bir kızak varsa buna ait, bunun rahat gitmesi için de bir kanal olması lazımdı. O kanalı da karşı tarafta gördüm. Dolayısıyla bunu şu şekilde bu kanala oturtturdum. Gerçekten de bakın ileri geri hareketi sağlıyor. Bunun ileri geri gitmesini sağlaması için bu yay onun içinde. Dolayısıyla bu yayın takılacağı diğer parçada, diğer çentik de nerede olmalıydı? Bu aksam üstünde, yani plastik kutu tarafında. Gri kısma baktığım zaman, altlığa baktığım zaman yayı takabileceğim herhangi bir yer mevcut değildi. Hemen ne yaptım? O yayı takabileceğim diğer bir parça üst kapağa baktım. Orada öyle bir şey var mı diye. Üst kapakta da gördüğünüz üzere bir tane çıkıntı var. Tamam dedim. Bu çıkıntıya da yayın diğer kısmı girecek. Şimdi bunu yeniden buradan çıkardım. Ondan sonra kızağı oturtturdum. Yerine açma kapama düğmesinin parçasını. Ondan sonra üst kapağını kapattığımda iki tane bakın çıkıntı hazır. Yayı bu ikisinin arasına ne yapacağım? Koyacağım. Şimdi bunu sembolik olarak şöyle bir kapatıyorum. Bu yayı da aldım. Buraya takıyorum. Bakın. Esneklik hareketini verdim. Şimdi bunu tekrar söküyorum. Çünkü çözemediğimiz bu yayların diğer iki yayın yeri ve bir mek parça kaldı. Ben mesela şuradaki parçayı bakın şurada bir kahverengi parça var. Bu da düşmüştü. Şöyle. İlk önce ben buna bir anlam veremedim. Yine demin dediğim gibi üstünde çalışmaya başladım. Ne olabilir diye. Sonra bu kanala girecek. Dedim ya bir parça daha olmalı. Şurada bir çıkıntı var. Bu kanal içinde mutlaka dedim bu çıkıntı hareket ediyor. Hani bu şekilde bir şey olması lazım. Önce şu şekilde denedim. Şöyle döner üstünde diye. Ondan sonra işin açıkçası şöyle iki tane kanal var bakın burada. Tam da onun genişliğinde, o çıkıntının genişliğinde. İlk önce onu denedim. Orada güzel bir sonuç almadım. Daha sonra tersini çevirdim. Şu geniş taraf rahatça şöyle rahatça gidip gelsin diye bu geniş tarafı ön tarafa gelecek şekilde şu şekilde yerleştirdim şuradaki kanala. Görüyorsunuz herhalde. Sonra geldim yay kısmına. Yaylar için bir yer bulamadım bir türlü. Arasına koysam bunu fırlatacak ya da bunu üstüne takamayacağım. Orada olmamalıydı. Şunların arasından geçirmek geldi aklıma. O da biraz ilk başta mantıksız geldi. Ondan sonra metalleri yakından incelediğim zaman kontakların şu orta kısmında yayların dairesel izlerin olduğunu gördüm. Dedim ki o zaman kesinlikle bu yaylar tam orta kısma gelecek. Yani bu şekilde izlere bakarak o şekilde bir yorum getirdim. Daha sonra bu yukarı doğru çıkacaksa bana ne kadar mantıksız gelse de demek ki şu plastik sürgünün ortasından geçmesi gerekiyor.
Yani demek ki böyle olacak. Dediğim gibi bana önce mantıksız geldi ama ondan sonra başka çarem de kalmamıştı. Bütün izler, bütün işaretler o yönde gidiyordu. Şimdi onu da şöyle taktığım zaman şöyle. Şimdi şöyle bir sistem oluştu. Yaylar da burada. Gördüğünüz üzere. Kızakta da gidip geliyor. Çoğu iş tamam gibiydi. Üst kapak kaldı sadece. Şu son üçüncü yayı da, şuradaki yayı da en son takacağım zaten. Sonra şu parçayı da dediğim gibi bir iki deneme yaptım. Önce düz tarafları yaptım. Tam verimli olmadı. Sonra ters çevirdim. Bunu tam şu şekilde. Ha bir de yayın karşı tarafı, şu birinci ayda ne dedik? Bir tarafta pin vardı. Diğer tarafta olması lazım dedik. Aynı mantığı burada da yürüttük. Burada yeri varsa karşıda da yeri vardır dedik. Hakikaten de şöyle bakın. Şu kanallarda iki tane ne var? Yer var, çıkıntı var, pin var. Oralara yayların geleceği bariz bir şekilde dikkatli baktığınızda belli oluyor. Sonrasında bunları geldik. Şu şekilde o kanallara oturacak şekilde yerleştirdim. Sonra yerine şu şekilde taktım. Takamıyorum. Onu takacağım. Yerine taktım. Şimdi hiçbir hareket yok. Ne oldu hoca? Rezil oldum falan. Ama olay ne? Şu yayda bitiyor. Bu sonuncu yayı da buradaki boşluktaki yerine pinlere geçirdim. Şu şekilde fırlamasın diye. Sonrasında da bakın bıraktı. Makine çalışıyor. Bıraktı. Çalışıyor. Bıraktı. Dolayısıyla sonra da anahtar düğmesini taktığımda düğmemi toplamış oldum. Hani bir anahtar toplama için uzun bir video oldu ama gerçekten de lazım olan, ara sıra karşıma çıkan bir durum. Ben tamirci değilim, sürekli bu tamir işleriyle uğraşmıyorum. Ama burada size şunu göstermeye çalıştım. Hani bunlar dağıldığı zaman yaylı sistemler bir sürü parça çıkıyor içinden. En azından burada gördüğünüz üzere 6-7 parça. Yani toplamanız mümkün aslında ama ne yapmanız gerekiyor? Biraz Sherlock Holmes gibi hani delilleri, izleri iyi analiz etmeniz gerekiyor. Benim de dediğim gibi derin bir nefes alıp konsantre olmanız, gruplama yapmanız gerekiyor. Ve bir şekilde mutlaka bunu ne yapabilirsiniz? Mantık çerçevesinde fikir yürüterek toplayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Umarım birilerine faydalı olur. Ya da en az hiçbir şey faydası olmasa bile anlatmış olduğum derin nefes yöntemi veya parçaları iyi analiz etme yöntemi kulağınıza küpe olarak kalırsa başka işlemlerde de kullanabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler, hayırlı geceler. Anahtarı bir de test edelim. Ölçü aletimizi, voltmetremizi buzzer kısmına aldık. İletim olduğu zaman ötüyor görüyorsunuz. Şu an anahtarımız herhangi bir konumda. Herhangi bir pini tuttum bunu. Değdiriyorum. İletim yok. İletim yok. İletim yok. Yapısını hatırlayın. Olursa zaten şu ikisi arasında olacak. Bir de şu ikisi arasında olacaktı. Şimdi diğerine geçiyorum. İletim yok. İletim yok. İletim yok. Anahtara basıyorum. İletim geldi. Diğer tarafı etkilememesi lazımdı. Etkilemedi. Diğer tarafa geçtim. İletim geldi. İletim burada var, burada yok. Yani anahtarımız sağlam bir şekilde çalışıyor. Anahtarı da yaptığımıza göre son eksik olan parçamızı da yerine takalım ön panele. Şimdi bunun bir yönü var mı? Dolayısıyla kablolar aşağıdan geleceği için değil mi? Bu şekilde takmamız daha mantıklı. Şöyle taktım yerine oturdu. Benim yaptığım hata şuydu arkadaşlar. Bu anahtarı buradan alabilmek için şunu tek parça anahtar sandım. Şu tırnaktan kızak zannettim bunu. Yatak yani ona. Bunu çıkarsam anahtarı alacağım zannettim ama fırladı. Yapmam gereken önden şu düğmeyi çıkarıp şuradan da içeriden de tırnaklara tornavidayla bastırıp dışarı doğru itmek olacaktı. Olsun, o da bize bir tecrübe olmuş oldu. Şimdi bu parçalarını takalım yerine. Şimdi bu
Bunu da böylece halletmiş olduk. Ön panelimizde tamam, butonları falan her şeyi çalışıyor.